Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni haftaya başladık. Yeni etkinlikler geldi. Haftanın oyuncuları geldi. Hemen şimdi teker teker bakacağız. Öncelikle şu etkinlik modunda bir değişiklik var arkadaşlar. Onları göstermek istiyorum. İki tane online maç gelmiş. Yalnız bir tanesinde bir şart koşulma var. Hemen onları şöyle göstereyim kısaca. Sonra top açılımına geçeceğiz. Birinci mücadeleye girdiğinizde en az 5 tane siyah top olması gerekiyormuş. İkincide de aynı şekilde. Üçte de aynı şekilde siyah top olması gerekiyor. Ödüller de yine aynı şekilde diğer online maçtaki gibi 20, 50 ve 80 şekilde, toplamda da 150. 150 de diğerinden. Yani bu hafta 300 MyClub parası kazanma şansımız olmuş oluyor. Diğer etkinliklerde yine aynı şekilde. Hemen geriye geldik, haftanın oyuncularına bakalım. Kulüp Selection Schalke geldi. Yine efsaneler geldi. Efsanelere bakalım. Yeni bir efsane eklendi. Fenerbahçeli arkadaşlar bilir. Lugano yeni efsane olaraktan PES 2019'a eklendi arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Altın top olarak gelmiş ve 25 yaşında getirmiş Konami Lugano'yu. Fenerbahçeli, eski Fenerbahçeli oyuncu. Diğer efsanelere baktığımız zaman onlar da vardı zaten, dahildi. Şimşekli oyuncular olaraktan da Zico ile Oliver Kahn var zaten arkadaşlar. Hemen geriye geldik. Şuradan haftanın oyuncularına gelelim. Baktığımız zaman tahminlerde bulunmuştuk. Bildiğiniz üzere 3 tanesini bulabilmişiz bu hafta. Mbappe var arkadaşlar. Bakalım Sigurdsson'u yine söylemiştik. Bir üçüncü oyuncumuz da Lengelet arkadaşlar, Barcelona'dan siyah top olarak gelmiş. Mbappe'yi şimşeksiz olarak gelir diye tahmin ediyorduk. Yorumlarda da zaten az çok arkadaşlarla bir istişarede bulunmuştuk. 93 olarak gelmiş. Sigurdsson 91, Alexandro da 90 olarak gelmiş. Yani 3 tane şimşekli oyuncu var. Burada herhalde Mbappe 99 falan olur diye tahmin ediyorum zaten. Genç bir oyuncu, 65 seviye kadar da gidiyor. Baktığımız zaman diğer oyunculara da çok fazla bakmaya gerek yok. Dani Alves gelmiş. Alexandro gol atmıştı. Ondan dolayı geldi büyük ihtimalle. Baktığımız zaman Kulüp Selection Schalke gelmiş. Şöyle bir 7-8 saat sonra, o kadar da sürmez de 5-6 saat sonra sisteme bunların son seviyelerinin özellikleri düşer. Büyük ihtimalle de yarına son seviyelerini atarız. Ona göre de top açılımı yaparız. Bakalım top açılımına değecek oyuncular var mı diye. Hemen şimdi haftanın oyuncularından birkaç tane top açalım. Schalke'den de bir tane açarız. Şurada Japonya milli takımı geldi arkadaşlar. 30. seviye olaraktan geliyor. Siyah top içinde yok ama maalesef. Baktığımız zaman bir Kagawa zaten ön plana çıkıyor. İki tane altın top var. Yani buradan top açmaya değmez. Hemen şimdi haftanın oyuncularından bismillah diyelim. Bir tane top açalım bakalım. 3 tane şimşekli oyuncu var dediğim gibi. Bakalım 2 haftadır falan doğru düzgün bir oyuncu bulamıyoruz ana hesaba. Toplar dönüyor. Sizler de kimleri bulduğunuzu yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Bastık, şimşek çakmadı ilk topumuzdan. Ama siyah top geldi. Kim geliyor? Delort geldi, bir forvet oyuncusu. Bakalım kaç yaşındaymış bu arkadaş. 27 yaşındaymış. Bir tane daha açalım. Son hakkımı bir tutmak istiyorum birkaç gün. Efsanelerden top açar mıyım bilemiyorum. İlerleyen günlerde karar veririm. Ben Ronaldinho'yu bekliyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Ronaldinho olmadığı için de pek açmak istemiyorum. Haydi bakalım. Geçen hafta 4 tane şimşekli oyuncunun içerisinde bir tane bile bulamadık. Bu hafta neler yapacağız? Bastım, yine şimşek çakmadı. Maalesef ki maalesef. Kim geldi? Dani Alves geldi bu sefer de. Sağ bek olaraktan. Bir tane de Schalke'den denesem mi bakalım, burada çıkması ihtimalli oyuncular ya değer mi değmez mi bilmiyorum ama Mbappe'yi bulursak gerçekten muhteşem olur. Son hakkımız kaldı. 93'e gidiyor 30. seviyede. Muhtemelen 99'u görür diye tahmin ediyorum. Çünkü normal kartı 96 zaten bunun arkadaşlar.
Şuradan birkaç tane de gümüş top açalım. Sonra videomuzu noktalandıralım yavaş yavaş. Son hakkımı da saklamak istiyorum. Üçünü de bugünden kullanmak istemiyorum. Sizler de dediğim gibi kimleri buldunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Efsanelerden de birkaç gün sonra karar vereceğim. Açar mıyım, açmaz mıyım? Bir siyah top görelim, peşinden basalım. Bastım. Ah be, siyah topu geçti. Tamam, ekledik takımımıza. Devam edelim. 6 tane ücretsizimiz varmış. Onları da bir açalım şöyle. Daha sonra videomuzu yavaş yavaş noktalandıralım. Yine bir siyah topun peşinden basalım. Her zaman olduğu gibi. Bastık. Altın top geldi bu sefer de. Beali geldi. Genç bir, hızlı bir oyuncu. 63 seviye kadar da gidiyormuş. 5 topumuz kaldı. 14 günlük bir giriş bonusu var arkadaşlar. Toplamda 6 tane gold artı 8 tane de gümüş artı top veriyor. Her gün değişiyor. Her gün giriş yapmanız gerekiyor. Toplu bir şekilde alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Hadi bir siyah topun peşinden yine bastık. Altın topu geçti. Gümüş de kaldı yine. Ekledik yine takımımıza. Bir tane hemen bas yapalım. Direkt bastık. Yine altın top geldi. Ortalıklarda siyah top yok. Stoper Izzo geldi Torino'dan. Ekledik takımımıza. Maalesef iki top açtık. İkisinde de normal oyuncu geldi. 3 tane şimşekli oyuncunun içerisinden yine bahtsız bedevi gibi şimşekli oyuncuyu bulamadık. Bir siyah top geçti. Bir tane daha geçsin, peşinden basacağım. Gümüş toplarımızı da böylece değerlendirmiş oluyoruz. Bastım siyah topun peşine. Yine maalesef. Maalesef. Son iki topumuz kaldı. Onları da açalım. Videomuzu noktalandıralım. İlk gelen siyahta basacağım bu sefer. Haydi lan, bir siyah ver artık. Ulan yine altın top geldi ya. Kim bu? Sol bek Hector geldi. Son bir topumuz kaldı. Onu da açalım. Ondan sonra videomuzu noktalandıralım. Bir siyah geçti. Bir tane daha geçsin. Onun peşinden basalım yine. Haydi bakalım. Bekliyoruz siyah topu. Hadi lan, hiçbir şey... Aa, yaklaştı. İki top kalmıştı ki. Her neyse, bitirelim videomuzu. Burada noktalandıralım arkadaşlar. Sizler de haftanın oyuncularından, efsanelerden neleri buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Telefon geldi. Orayı tekrar...